Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tuana. Burada da Levuş'um var arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e-okul notlarımı inceleyeceğiz. Birinci yazılarda incelemiştik. O videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi birinci dönem notlarımı inceleyeceğim sizlerle beraber. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu arada Zeybek ailesiyle direkt karnemde incelediğim ve Efrin de olduğu, babamın da bulunduğu bir video yapacağız arkadaşlar. O kanala da mutlaka göz atmayı unutmayın. Levuş'um da şu an göbüşümde yatıyor. O da bizim videomuza eşlik edecek. Videoya geçmeden önce videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İsterseniz hemen başlayalım. Gitmek istiyor. Gitsin. Dur bakalım. Dur Levuş'um. Dur anneciğim. Arkadaşlar. Levuş'u çıkartacağız. Göbeğinde mi kalmak istiyorsun Cenk? Tamam. Evet, Levuş gidiyor. Biz videomuza sizinle beraber devam ediyoruz. Evet, ekran kaydımızı başlattım. E-okul fotoğrafımı da görüyorsunuz ya. Çok kötü bir fotoğraf gerçekten. İsterseniz bir an önce hemen incelemeye başlayalım arkadaşlar. İlk yazılar, ikinci yazılar ve sözler. Sonra da tabii ki de hocalarım. Hocalarımı ne kadar sevdiğim hakkında bahsedeceğim. İsterseniz başlayalım. Bu arada kesinlikle özel okul diye ek not verme ya da sözlüden şuradan buradan kastırma gibi bizim okulumuzda öyle bir şey yok. Çok adaletli canım okulum. Herkes aldığı kadarıyla kalıyor. Teşekkür alanlar da tabii ki var. Herkes takdir almıyor. Tabii ki hiçbir şey alamayanlar da oluyor. O yüzden okulumu çok seviyorum. Beden eğitimi ve spor zaten 100. Bu arada gerçekten beden eğitimi sınavı olduk arkadaşlar. Gerçekten olduk. İşte futbolda bazı hareketler olsun, voleybolda bazı hareketler olsun, ders içi davranışlar olsun, kıyafet kılık olsun. Beden eğitimi sınavı biz olduk arkadaşlar. Ama sadece sözlü de tabii geçerli oluyor. Biyolojide ilk sınavım 90, ilk sözlüm 100. İkinci sınavımda 78. Benim mamam geldi. Yemeğim geldi arkadaşlar. Neyse biz devam edelim. İkinci sözüme de 90 vermiş. Şimdi şöyle arkadaşlar. İkinci yazılıma ben aslında hazırlandım. Fakat birinci yazılım şöyle olmuştu. Birinci yazılıya tam tarihinde değil de o gün olmadığım için, doğrusu o hafta olmadığım için hastaydım o hafta. Sonra yaptı hoca beni. Ve hani nasıl diyeyim size. Daha önceden tabii ki haberim olduğu için daha çok hazırlanma şeyim oldu. İlk yazılım o yüzden yüksek. Ama ikinci sözümü de hoca iyi vermiş. 90 çok iyi bence. Biyoloji ortalamam 89.5. Sonra coğrafyacım var. Coğrafya hocalarımı ikisini de çok seviyorum. Sevim Hoca ve Cennet Hoca. Özellikle Cennet Hocamı çok seviyorum. Şimdi ilk sınavım 60. İkinci sınavım 67. Coğrafyayı pek kafam almıyor. Bu şeyler olsun. Yani pek kafam almıyor. Yapamıyorum pek coğrafya. Ama herkesin kafasının aldığı sözel ya da sayısal bir zeka oluyor arkadaşlar. Burada da tabii ki şey yapmamak lazım. Sözlülerime 90 girmişler. Teşekkür ederim. 76.75 oldu coğrafya ortalama. Efrin başlamayın. Tamam mı? Ben yiyeceğim. Ben ve Efrin. Daha sonra din kültürü ve ahlak bilgisi arkadaşlar. İlk yazılım 85'ti. İlk yazılı da gerçekten güzel geçmişti. Ama ikinci yazılı aşırı zordu. Bir din yazılısına göre aşırı zor bir sınavdı. İkinci sınavım 70 oldu. Fakat dersi dinlediğim için ve not tuttuğum için iki sözüme de hoca 100'ü yapıştırmış. 88.75 ortalamamız var. Daha sonra arkadaşlar fizik. Emrah hocamı çok seviyorum. Emrah hocamı aşırı çok seviyorum. Mesela okulda görür görmez hemen giderim yanına, halini hatırını sorarım. Çok seviyorum Emrah hocamı. O da beni sever. İlk sınavım 92 idi. İlk sınavımı da dediğim gibi ertelemeli olmuştum. Ama ilk sınav daha çok böyle nasıl diyeyim size. Mesela formüller çıkmıştı. Ya da vektörel, skaler büyüklükte. İkinci sınavda seçmeli sorular vardı. Bazı sorular gerçekten zorlayıcıydı. İlk sınavım 92, ikinci sınavım 70. Ama sözlerim 100 arkadaşlar. Buradan da fizik ortalamam 90.5. Görsel sanatlar 100. Görsel sanatlar dersimiz yok. İkinci yabancı dil, yani native
pardon, ikinci yabancı dil ne oluyor? İkinci yabancı değil. Almanca mı oluyor? Oha. Şimdi ilk sınavımda 85 almıştım. 85 sözlüğüme 100 girmişti hocam. İkinci sınavımda 75 almışım. İkinci sınavımı gerçekten ben de bilmiyordum. Ve sözlüğüme de 90 girmiş hocam. Ama olsun. Almanca hocamı çok severim. Mehtap hoca. 87.5. Yine geçmişim Almanca'dan da. Daha sonra kimya arkadaşlar. Kimyada ilk sınavım 87'ydi. Kimyada ilk sınavım çok iyi geçti. İkinci sınav aşırı zorlayıcıydı. Sınıfımız resmen döküldü. Çok iyi denilen öğrenci bile ikinci sınavda 82'den 85 aldı. Ben de 70 almışım. Yine bence o kadar zorlayıcı bir sınavda iyi bir sonuç. Çünkü gerçekten kimya sınavı 3 yapraktı. Ve 40 dakikalık süremiz vardı. Zorlayıcı bir sınavdı ve soru puanları yüksekti. İlk sözüme 100, ikinci sözüme 95 girmiş hoca. Alkım Hoca sınıf hocamız. Alkım Hoca'yı da çok severim. 88 ortalamayla geçmişim. Daha sonra matematik. İlk yazılım 90, ikinci yazılım 88. Matematikte başarımı genel olarak düşürmemişim yazılılarda. Sözlüğümde birinci sözlüğüm 95 iken ikinci sözlüğüm 85 olmuş. Matematik hocam, Volkan hocamı da severim. 89.5 ortalamasıyla matematikten de geçmişim. Sağlık bilgisi ve trafik kültürü 100-100-100. Ona girmiyoruz. Seçmeli astronomi ve uzay bilimleri 100-100-100-100. Ay bir şey oldu. Seçmeli proje hazırlama 100-100-100-100. Tarih. Ama bir dakika. Anne. Ben tarihin ikinci sınavından 100 aldım. Hoca 90 girmiş. Söylemem lazım. Anneciğim, o zaman hatırlatacaksın öğretmeni. Tarihte birinci sınavım 90'dı ama ikinci sınavımdan ben tarihten 100 aldım. Sözlerime de 100 girmiş. Naci hocamı çok severim. Burada bir yanlışlık ya da kafa karışıklığı olmuş. Burada yalnız alamadığım 10 puanı, yani yanlış girdiği hocanın 10 puanı ben diğer yazılımda isterim anne. Hakkım çünkü. Ya tabii söylersin öğretmenine. Hatta bence ara. Tamam, hemen arayacağım. Türk Dili ve Edebiyatı. İlk yazılım 70, ikinci yazılım 50. Edebiyat sınavları zordu arkadaşlar. Beni yargılamayın. İlk sözlüğüm 100. Bu arada ilk yazılı ve ilk sözlüğe Kemal hocamız gidiyordu. Kemal hocamı aşırı çok seviyorum. Aşırı kafa bir hocaydı gerçekten kendisi. İnşallah ikinci dönemde tekrar aramıza katılacak. İkinci yazıları Emrullah Hoca ilk yazılımı 50, sözüme de 90 vermiş. 77.5'la beni bırakmış. Neyse, olsun, canı sağ olsun. Yabancı dilim Mike Hocam, Mesut Hocam ve Pınar Hocam. Hepsini de çok seviyorum. Hepsi de çok kafa insanlar. Gerçekten aşırı sevdiğim hocalar. 94.75'e oradan da kurtarmışım paçayı arkadaşlar. Ama tarih ortalaman kaç düşmüş? 95 olmuş. Tamam, evet, yazılıda dediğin gibi orada bir öğretmenle görüşürüz. Evet, birinci dönem not ortalaması 90.1486 arkadaşlar. Ekran kaydımızı durduruyorum. Ve bu şekilde notlarım benim birinci dönem notlarım. Sınıf kaçıncısısın? Onu da bilgi ver arkadaşlara. Denemeleri de söyle. Sınıf ikincisi. Yani şimdi arkadaşlar bazen de şişirme falan zannediyorlar. Arkadaşlar bu notlar şişirme olamaz. Aynen, hani geçen de diyorlar ki yorumlara, işte özel okulda okuyorsun, hadi bakalım devlete gitsen falan diyorlar. Bir şey diyeyim mi? Bence bir dakika, bir de ben bir şey demek istiyorum. Bence devlete gitsem benim bu not ortalamam daha yüksek olurdu. Nedenini sorarsanız, devlette sınavlarda bu kadar zorlamıyorlar ama bizim özel bir eğitim olduğu için, özel bir eğitim hani kurulumu olduğu için, sonuçta hani daha çok ders saatimiz olduğu için bizi daha çok zorluyorlar arkadaşlar. Bu arada bugün karneciğimi de aldım. Onu da size göstermek istiyorum. Onu Zeybek ailesine sanırım babanla ilgileneceksin. Ben kendi kanalıma da, kendi takipçilerimde küçük bir spoiler vereyim istiyorum. O şeyi kapattım ben. Tamam. Genelde TC'ye bir şeyler görünüyor diye. Özel bilgilerimizi kapatıp bu şekilde takdir aldım arkadaşlar. Takdir, şunu birazcık daha yaklaştırırsan görecekler. Bu arada tüm tekrar bu kadar yok. Spoiler. O zaman Zeybek ailesi. Evet, Zeybek ailesi evlendiriyorum size. Arkadaşlar umarım bu sene istediğiniz gibi geçmiştir. Bu dönem iyi not alamayanlar, bazı notlarını sonradan düşürenler hiç üzülmesinler. Çünkü önümüzde daha bir dönem daha var arkadaşlar. Ve o dönemde de bütün notlarımızı daha iyi tutmaya, tabii ki öğretmenlerimizle daha iyi geçirmeye bakacağız. Sizleri çok seven bir videom buraya kadar. Deniz Zeybek ailesine doğramayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.